Bugün size tahinli, cevizli, fındıklı, her türlü yapılabilen nefis bir kurabiye yaptım. İzleyin lütfen. Arkadaşlar merhaba, ben Nermin, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size uzun süredir yapmadığım güzel bir kurabiye yapacağım. Oğlum da diyor ki, anne zeytinde turşu kurmaktan kurabiyeleri falan unuttun diyor, hatırlıyor musun diyor. Annem bir şey unutmaz, inşallah çok güzel bir kurabiye olacak. Şimdi hafta sonu okullar kapanıyor, çocuklarımız evde. İstiyorum ki onlara bu haftayı genelde o tür şeylere ayıracağım. Onların yiyebileceği yemekler, onların yiyebileceği pastalara ayıracağım inşallah. Şimdi arkadaşlar bu kurabiyemize margarin ya da tereyağı 200-250 gram, 250 gram aslında hani tereyağımız giriyor. Ben yumuşamamış bir türlü unutmuşum çıkarmayı, biraz erittim. Ama eritmeseniz de olur. 250 gram tereyağı. Yarım su bardağı sıvı yağ. Hadi güzel olacak inşallah. Yarım su bardağı, bakın, yoğurt. Çok güzel oluyor. Bakın pastanelerden falan bana kızacaklar ama yani hiç almayın yani. Uğraşmayın, şey yapmayın. Masraf etmeyin. Yapın kendiniz. Mis gibi çocuklarınız yesin. Şimdi arkadaşlar buna bir çay bardağı şeker. Şimdi buna iki tane yumurta gidiyor. Burada beyazları üstüne kullanacağız. Burada sarısı iki tane. Hiçbir şeyi yabana götürmüyoruz. Arkadaşlar bu arada biraz tembelim de ben. İnanır mısınız? Köy hazırlığı yaptı beni böyle. Allah'ın izniyle hazırım artık sayılır. Şimdi bunları yaptık. Bir şey gözümden kaçmasın. Tamam. Yumurtanın sarısı dışına, bunlar dışına. İçini böyle hazırlıyoruz şimdi. Şimdi arkadaşlar ben bunun ununu hiç ölçmedim. Hep yaparım ama ben tarif verene kadar ölçmüyorum bir şeyleri. Bugün eldiven kullandım, bakın görün, gördünüz mü? Çünkü neden çabuk olsun, uzamasın istedim. Şimdi bunları malzemeye koyuyoruz. 250 gram tereyağı. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı yoğurt, bir çay bardağı toz şeker. Şimdi bu bir bardak. Bu bir klasik su bardağı. Dur bakalım ne olacak. Ama bunlar unun cinsine göre bile değişiyor. Aman ha. Şimdi iki bardak koyduk. Şimdi bir bakalım. Tabii ki olmayacak. Tabii bir karıştıralım. Şimdi bunu da koyalım. 3. 4 tane mi çağırsam? Şimdi ben cevizli yapıyorum. Bu fındıklı olur, cevizli olur, bademli olur. Koşturdu İlla Nermin abla. Bademi de gösterelim diye. Badem çıt 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 badem kırıyor Nurten kenarda. Normal klasik kurabiye hamuru. Bir de bereketli oluyor ki bu. Bir sürü. Şu bardak. Şimdi bakalım. Hadi bismillah. 4 bardak oldu. Bir de herkesin içinde. Önünde şimdi canlı yapıyormuşum gibi geliyor ama değil. Fazla gelirmiş diyecektim. Arkadaşlar uzun tutmaya çalışıyorum ama idare edin beni, olur mu? Tamamen kesmek de olmuyor bilmeyenler için. Beş bardak oldu şimdi. Vallahi 5,5 kaldıracak. Şimdi yarım koyuyorum bakın. Nurten oradan kenardan bademleri koydu. Şimdi 5,5 bardak un aldı. Sizin için ölçtüm. Siz yine de idareli gidin. Önce bir koyun, hamurunuzu yapın. Baktınız yetmiyor, ona göre ilave edin. Birdenbire koyarsanız hamurun dediğim gibi markasına göre bile değişiklik gösterebilir. Bakın tam geldi 5,5 bardak benim. Ha, tereyağını azıcık daha az koymuşsunuzdur. Ne bileyim sıvı yağı azıcık daha kaçırmışsınızdır. Bunları lütfen bir ölçün. Hani yapın kendinize.
Hemen birden koymayın. Şimdi arkadaşlar, hamurumuz bu. Tertemiz yaptık biz burayı. Yine de bakacağım. Çok yağlı diye düşünmeyin. Bir sürü kurabiye çıkıyor. Kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye olacak. Şimdi oldu. Bir elde elde ben materyalim de yok. Ama bununla bunu hani şimdi ben bir deyim söyleyeceğim ama olmayacak. Alışmamışız. Şimdi arkadaşlar. Yani rahat çabuk olsun. Ne kadar çabuk yapabilirim diye deneme yapıyorum ama diyorum ya. Ama yoğururken çok hamur oluyor. Yıkarken zaman geçiyor. Yani. Şöyle beşe böldüm. Olmadı. Biri eksik. Tamam. Nermin'in eldiveni bu kadar. Hadi bakalım şimdi. Şimdi arkadaşlar ben size ayrıntılı göstereceğim. Bir hamur şu şeylerinden almadım ya. Ben de az değilim. Her şeyi o zaman buluyoruz. Şimdi bakın önce bunu böyle yapın. Arkadaşlar inanın unutuyorum. Benim elimden bunlar hiç çıkmıyor. Bakın gerçekten söylüyorum. Benim bunlar şansım. Ben 5 sene önce Derya Bayakal'da 3 kere canlı yayın yaptım. Elimde bu vardı. Şu nazarlıklı. Daha sonra Show TV'de Pelin Karahan'la yaptım, biraz da şımarayım. O yine bu vardı. Ben gerçekten onu çıkarmıyorum. O benim uğur gibi bir şey. Bakın şimdi arkadaşlar inşallah. Canlı diye telaş et şey. Yapıyorum diye telaş etmem. O kağıt olsa şimdi ne kadar rahat olacak. Şimdi... Arkadaşlar bakın. Şimdi bunu biraz tahin sürüyoruz. Dediğim gibi ayarlarını kendiniz yapın ne olursunuz. Ufak tefek hatalar olur, üzülürüm. Bu ne? Üzüm, kuru üzüm. Ondan sonra çok az şeker serpeceğiz. Bunlar isteğe bağlı. Ha, istemiyorsanız serpmeyin yani ama. Tabii güzel oluyor. Çocuklar yiyeceği için düşünüyorum ben nedense. Şimdi arkadaşlar bunu cevizli yapalım. Bunlar da gelişi güzel. Kendiniz ister iri ister küçük, daha ufak. İşte bu. Şimdi kurabiyemiz bu. Şimdi bu kurabiye yerinden nasıl kalacak? Arkadaşlar sorun orada. Bir saniye. Tabii ki hani pek şeyde yapsaydım böyle bir şey olmayacaktı ama ben yine de kolaylık göstereyim. Şimdi Nermin kurabiyeyi yapamıyormuş. Neden bunu kalkmadı? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar bunu kapattık. Tamam mı? Dürüm gibi bir şey oldu. Dürüm, dürüm oldu. Ama açıkçası annem biraz yapamadı bazen. Oluyor ya. Şimdi bunu, bu dürümü insanın tabiriyle, senden hala millet şey bekliyor yalnız. Makarna bekliyor. Şöyle istediğiniz şekillerde, yani aralıklarla kesiyorsunuz. Biraz dengeli kesmedim. Ondan sonra, bakın. İstiyorsan ucunu da kesin. Ondan sonra yumurtaya, akına, sonra susama. Hani alıyoruz ya pastanelerde kıtır kıtır yiyoruz. İşte bu kurabiye bu. Önce. Şimdi ben bu tür şeylerde arkadaşlar gösteriyorum ama ben hepsini yapıp da böyle elimi bulaştırma taraftarıyım. Hani hepsini şimdi yapacağım, ondan sonra bulaştıracağım ama iyice anlatayım hani diye. Şimdi bakın arkadaşlar sonuna kadar beklemezsiniz görün diye. Var ya bunu yaptığınıza arkadaşlar bakın bana güvenin, bunu siz yapın, bir arkadaşınıza götürün, kendiniz yaptığınıza inanmayacak, gerçekten o kadar söylüyorum. Kıtır kıtır böyle ağızda dağılan eşitlenmemiş bir kurabiye eşit kesmemiş. Şimdi benim gibi yapmayın tabii ki siz evde, ben göstermek için yaptığım için
Şimdi hepsini yapın, kesin. Ondan sonra bu ellerinizi susama bulaştırın. Benim gibi acele bacılık yapmayın. Şimdi arkadaşlar birazında bademli yapacağım. Bir tane daha göstereyim mi? Ünsal bana dedi. Neden annem? Bak senin sağa bakarman olacak Ünsal'cığım. Ben bilmem, senin adına söz verdim. Arkadaşlar haftaya Allah nasip ederse önümüzdeki hafta, yarından sonra gidiyordum köye, kaldı bir iş yüzünden. Yanına eşya hazırladık harıl harıl. Köyden çekimler bundan sonra. Yani hep orada kalmayacağım tabii ki ama köyden yapacağız çekimlerimizi. İnşallah çok güzel çekimler yapmayı düşünüyorum oradan. Beni yalnız bırakmayın orada da. Şimdi arkadaşlar bir tane daha yapayım diyorum ben. Onu da bademli yapalım. Sıvın dağılıyor gibi olduğuna bakmayın. Ağızda dağılan kurabiyeler her zaman böyle olur. Bunu unutmayın. Bu tür şeyleri açmak için kare açacaksanız her zaman şunu uygulayın. Şöyle elinizle yapın. Bu arada Fatoşçuğum da kanal açtı. Biraz tarifleri biriksin. Yek mutfak. Bunu da yalnız bırakmayalım inşallah. Şimdi arkadaşlar bak, kare şeklini aldırın elinizle. Bunda bir şey yok. Ondan sonra tahin sürün. Tam ortasına şöyle. Nasıl güzel olacak. Bak bu kadar çok fazla iddia ettiğim şeyler oluyor benim. Birazcık huyum geriye ama bu gerçekten güzel. Ben olsam tahini bol koyardım. Ama akar ya sonra. Tepsi her yeri tahin olur. Çıkar dışına. Bak bir şey sordum. Bak da karşılığında çok güzel bir cevap. Şimdi arkadaşlar Nurten'ciğim şimdi kestiği için burada. Kırdığı için şeyi ben böyle gelişi güzel doğrayacağım. Bu bademli olsun. Evinizde fıstık varsa yapın. Evinizde işte attım fındık varsa yapın. Badem varsa. Bademli de bir güzel oluyor. Yani ne varsa elimizde. Hani illaki diye bir şey yok. Gördün mü? Tabi bademi ben çok dövüldüm. Sevmiyorum. Az koydum. Yine yani şöyle bıçakla kurtaramıyorum. İnsan da geliyor. Bu. Tamam. Şimdi bu tür yağlı kurabiyeler çok güzel olur ama biraz derleyip toplaması sıkıntıdır. Çok da ellemeyeyim. Şimdi arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Keskin bir bıçakla kesin ki o aradaki bademler takıldığı zaman hamurunuz açılmasın. Benimki gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın çocuklar. Bunu çocuklarınız zaten bayılacak, bayılacak. Mermin teyzenin kurabiyeleri diyeceksiniz. Oh oh oh, okuldan gelen yiyecek. Sen kal. Şimdi böyle. Şimdi arkadaşlar. Ben birazdan şimdi fırını da açacağım. 180 derecede fanlı. Bunları bitireyim. Ben kalan malzemeyi yaptım. 5'e böldüm bakın. Tam böyle sanki ölçülmüş gibi oldu. Yalnız benim beyaz susamım azdı. Yettiği yere kadar öyle yaptım. Yetmediği yerde kırmızı susam. Kırmızı ne? Sarı susam kullandım. Yani neden yaptığımı sorarsanız hani çeşit olsun diye değil bu sefer. Ama yapılabilir. Böyle de yapılabilir. Tabakta şık durur. Şimdi arkadaşlar bu 180 derecede önceden ısıtılmış fırına gidiyor. Şimdi arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeyim. Tabii insan fırın yemeği yapmayı unutmuşum. Tabii ki insan söylüyor ya unuttum diye. Şimdi arkadaşlar siz olun bu tür kurabiyelerde, yani yağlı bir kurabiye yapıyorsanız asla ılık fırına sokmayın. Ilık fırında o fırın sıcaklığını alana kadar kurabiyeniz böyle yayılacaktır. Tamam mı? Sıcak fırına, ısınmış bir fırına sokacağız. 180 veya 200, 180 normali tabii ki. O fırın ısınmış olsun. Çünkü bu yağlı bir kurabiye. Anlaştık? Mesela çok kaç dakika ısınırsa ısınmış olur? Bunun düğmesi var ya, kırmızı düğme söndü mü? Yani ısınmış fırına. Herkesin fırını farklı ısınır. 180 derecede fanlı, ısınmış bir fırına. Kurabiye, yağlı kurabiyelerin hepsi bu dahil. Çok güzel olacak bakalım. Pişsin. Bana dua edersiniz diyorum ya. Bu kurabiyeyi yapan gerçekten bana dua edecek. Sonunda görüşürüz. Kaç dakika oldu oğlum? 23 dakika falan oldu. Benim
Kurabiyem benim fırınımda pişti. Nasıl? Harika. Şimdi her zaman diyorsunuz ya bana, Nermin abla içini göstermiyorsun. Nasıl yapayım şimdi? Çok sıcak. Ama sıcakken de bu kıpırdatılmaz ki. Dur, bismillahirrahmanirrahim. Altına şey koyalım. Altını da attım. Bakın. İçi fındıklı, tahinli. Böyle bir kurabiye yok gerçekten. Bu tarafını da çekmeden dağıttım ama gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah. Sizin adınıza yedim. Demirten onayladım. Arkadaşlar, şimdi size hani ben hep diyorum ya, biraz ben telaşa müdürüyüm. Bayılacaksınız diye. Bunu yapın, bana dua edin. Gerçekten bayılacaksınız. Harika bir kurabiye.